Dünkü görüşmelerin perde arkasını Yunanistan'da nasıl yankılandığını ve iki ülke arasındaki sorunların hem yakın geçmişini hem de bundan sonra nereye doğru yürüyebileceğini, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini uzun süredir çok yakından izleyen deneyimli bir muhabir arkadaşımıza, Atina'dan gazeteci Stelios Berberakis'e soracağız. Stelios Berberakis, iyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar Zafer. İyi akşamlar, merhabalar. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Şimdi çok merak ediyorum. Yunanca'da ya da Yunan dilinde istikşafi kelimesinin bir karşılığı var mı? Orada nasıl adlandırılıyor bu görüşmeler? Var. Yunancası bunun diğer evnitike. Senin söylemen biraz zor olacak. Ancak araştırma, keşif anlamına gelen bir kelime. Yani işte bir şeyin araştırılması, keşf, yani keşif uçuşu olur ya, ya da halk dilinde elense diyebileceğimiz bir tabir. Evet sevgili Yani Stelio, karşı biz burada Türkçesini de zor söylüyoruz zaten. İstikşafi kelimesi çok yeni bir kelime. Zaten Yunancasını söylemeye yeltenmeyeceğim bile. Şimdi konu başlıkları itibariyle baktığımızda epey kabarık bir dosyadan, bir klasörden bahsediyoruz herhalde. Ne dersin? evet, yani Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunlar malum. Yani bu da yeni, geçtiğimiz Ağustos ayında başlamış sorunlar değil tabii. Bu ta 1974'leri, hatta daha öncesine de dayanan sorunlar. İşte Ege'deki anlaşmazlıklar, yok işte karasuları, yok hava sahası, Fıratları. Sen de iyi hatırlarsın yani, eski bir gazeteci olarak bu işleri olarak. Şimdi de üstüne üstlük Ege sorunları yetmiyormuş gibi bir de Doğu Akdeniz anlaşmazlıkları eklendi. Kabarık bir dosya tabii. Yani bu dün yapılan 5 yıldan 4,5 yıldan sonra ilk defa tekrar başlayan istikşafi görüşmelerin başlaması bile olumlu karşılanıyor. Yani zaten bu 60 tur yapılmıştı. 60 turda ne konuşuldu, ne edildi? Herhangi bir uzlaşmaya yaklaşıldı mı, yaklaşılmadı mı? Bunlar hala bir muamma teşkil ediyor. Tabii zaman zaman basına sızdırıldığı kadarıyla 2003 yılında tarafların sanki Lahey Adalet Divanı'na başvurması konusunda bunun gerek Türkiye'deki gerekse Yunanistan'daki iç siyasi gelişmelerin izin vermediği, yani siyasi irade olmadığı için bu mahkemeye gidilmediği şeklinde bazı iddialar var. Bunu eski başbakan Yorgos Papandreou da önceki gün yaptığım ve kendisiyle yaptığım görüşmede dile getirmişti. Bir de 2011 yılında epey bir yakınlaşma sağlanmış. Fakat yine de bir sonuç alınamamış. Yani bir de şunun altını çizmek istiyorum Zafer. Evet, dosyalar çok kabarık. Evet, istikşafi görüşmeler başladı. Fakat istikşafi görüşmeler zaten müzakere değil. Yani müzakerelere hazırlık veya müzakereleri başlatacak gerekli ortamın hazırlanmasını öngörüyor. Bunların amacı bu. Yani eğer istikşafi görüşmelerde tamam, biz karşı tarafın önerilerini de aldık. Biz şunu konuşmak istiyoruz. Onlar bunları konuşmak istiyor. O zaman bunu siyasi patronlarımıza, yani Evet, sanıyorum seste bir kesinti oldu. Türk Stelios olsun. Berberakis, duyabiliyor musun bizi? Ben duyuyorum, evet. Evet, Duyuyorum. bir Nerede çok kaldık? kısa bir kesinti oldu. Kaldığın yerden lütfen devam edin. Nerede kesildiğini anlayamadım tabii, ama bu istikşafi görüşmelerin asıl amacı siyasi müzakereleri başlatacak gerekli ortamı hazırlamakla görevli zaten istikşafi görüşmelere katılan her iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının diplomat ve teknokratları. Onun için yani istikşafi görüşmelerin sonucunda bütün sorunlar çözüldü anlamına gelmiyor. Zaten beklenti de yok. Ne Türkiye'de var, ne de Yunanistan'da var. Yani fakat önemli olan ve olumlu bakıldığı taraf, yön,
İşte bu en azından istikrafi görüşmelerin 5 yıl aradan sonra tekrar başlatılmış olması ki yani bu işte geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan ve savaş gemilerinin burun buruna geldiği ortamlardan kaçınmak için işte iki medeni ülke gibi oturup işte aralarında sorunlar ne varsa onların çözümünü öngören bir hazırlık şeklinde algılanabilir diye düşünüyorum Zafer. Evet, şimdi Stelios Berberakis, Türk-Yunan ilişkileri ya da Türkiye-Yunanistan ilişkileri diye bakıldığında tabii ki sadece Atina ve Ankara'dan söz etmiyoruz. Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ne zaman gündeme gelse işin içine kaçınılmaz olarak Kıbrıs sorunu da giriyor. İşin içine kaçınılmaz olarak Yunanistan'ın bir Avrupa Birliği üyesi olduğu gerçeği geliyor. Ve burada yapılan yorumların pek çoğunda da Yunanistan'ın her defasında konu başlığı ne olursa olsun masaya sadece Yunanistan olarak değil bir Avrupa Birliği üyesi olarak, yani arkasına da Avrupa'yı alarak oturma niyetinden söz ediliyor. Bu kez de mi o ruh, o hava söz konusu? Şimdi iki ayrı şey söyledin Zafer. Şöyle başlayayım. Evet, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere. Eğer bu yarım asırlık Kıbrıs sorununa gerçekten her iki tarafın yani toplumların kabul edeceği bir çözüm bulunursa bana kalırsa yani Türk-Yunan ilişkileri de çorap söküğü gibi çözülebilir. Yani gerçekten tam da Doğu Akdeniz'den bahsederken Kıbrıs tamamen bir ana, zaten anahtara da benzetilebilir haritaya bakıldığında tamamen bir anahtar oluşturuyor ve bu önemini de hala koruyor ve özellikle geçtiğimiz yıldan itibaren bu önemini de daha da arttırmış durumda. Yani inşallah oradaki toplumlar arası görüşmeler ki yeniden başlayacağı tahmin ediliyor bu yıl içinde. Eğer orada bir çözüm şekli bulunursa o zaman bak hepimiz göreceğiz ki Türk-Yunan ilişkilerinde de mutlaka yalnız yumuşama değil yani sorunları çözümüne daha olumlu yaklaşılacağına kesin gözüyle bakılıyor. İkinci konuda ise Zafer, Avrupa Birliği'ni Yunanistan niye arkasına alıyor diye bir soru işaretleri var tabii. Yunanistan bunu geçtiğimiz hatırlarsan geçtiğimiz yılın başında Şubat ayı sonlarında Türkiye'den gelen ve Yunanistan sınırını zorlayan mültecilerin akınından sonra Avrupa Birliği'nin desteğini aradı ve desteğini de buldu Yunanistan. Çünkü bu konuyla tek başına başa çıkamayacağını biliyordu. Yani on binlerce kişinin Yunan sınırını zorlaması demek Avrupa Birliği'nin sınırlarını zorlaması demektir deyip bütün Avrupa Birliği'nin yetkililerini Meriç sınırına taşımıştı. O günden itibaren Yunanistan Türkiye ile arasındaki sorunları hangi kulvarda olursa olsun bunu bir Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri sorununa dönüştürmeye çalıştı ve büyük bir ölçüde de başarılı oldu. Fakat son zamanlarda tabii Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nin de baskısı demeyeyim de telkinleriyle her iki tarafında işte oturup masaya oturup bir çözüm bulmaları şeklinde bir gayreti oldu Avrupa Birliği'nin. Her ne kadar da tabii Yunanistan Avrupa Birliği üyesi olduğu için buna sırt çıkması gerekiyor. Çünkü tüzüğü öyle Avrupa Birliği'nin. Fakat bir yandan da işte yani Yunanistan'ın her bir konuda %100 haklı olmadığı, işte Türkiye'nin de hakları olduğu şeklinde bazı telkinleri de olmadı değil. Zaten bunun sonunda da hatırlarsan geçtiğimiz Ağustos ayında Almanya devreye girmişti. Fakat yani Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri kadar deneyimli olmadığı için Türk-Yunan ilişkileri anlaşmazlıklarında fazla bir başarı sağlayamamıştı. Yine Papandreou'ya dönmek istiyorum onunla yaptığım görüşmede geçen gün. Yani Türkiye ile Yunanistan kendi aralarındaki sorunları üçüncüleri arayarak değil kendi aralarında çözecek kadar olgun ülkelerdir şeklinde bir şeyi var, yol gösterisi var ve buna da her iki taraf da inanıyor gibime geliyor. Yani ne Amerika Birleşik Devletleri'nin de ne de Almanya'nın veya Avrupa Birliği'nin
Türk-Yunan ilişkilerini Türkler ve Yunanlar kadar iyi bildiklerini de sanmıyorum. Evet, Stelio, şimdi bir başka unsurda Türkiye-Yunanistan ilişkileri söz konusu olduğunda iki tarafında benzer hissiyat içinde davranmaları, ikili ilişkilerin çözümü ya da çözümsüzlüğü konusunda. Lafı şuraya getirmek istiyorum. İki tarafında iç siyasete dönük bazı kaygıları ya da iç siyasetten kaynaklanan unsurların bu ikili ilişkilerde tesiri olması gerçeği var. Şimdi geçmişte ben hatırlıyorum, bizim saçlarımız biraz daha gri, hatta siyaha çaldığı yıllarda karşılıklı olarak Yunanistan'daki hükümette isim isim bakanları bilirdik. Oradaki iç siyasetin ne olduğunu yakından takip ederdik. Benim muhabirlik yıllarımda, işte dış muhabirlik yıllarımda. Şimdi çok fazla bir fikrimiz de yok. Şu anda Yunanistan'da nasıl bir hükümet iş başında ve onların çözüm ya da çözümsüzlükle ilgili olarak iç politika kaygıları ne düzeyde? Fazla bilmediğimiz için biraz da o konuyu aydınlatır mısın bize? Evet, yani Türkiye'den çok daha farklı Yunanistan'daki iç siyaset durumu, özellikle Türk-Yunan ilişkilerine ve dış politikaya bakışları açısından. Çünkü muhalefet, yani herhangi bir muhalefet, herhangi bir iktidar partisinin yakasından düşmüyor. Bunu böyle söylemem lazım çünkü gerçekten de öyle. Yani herhangi bir Yunan hükümetinin Türk-Yunan ilişkilerinde veya Kıbrıs konusunda atacağı her bir adımı adım adım takip ediyor muhalefet ve işte yine de iç siyasete veya işte milliyetçilerin oylarına kapma uğruna işte ülkenin egemenlik haklarını karşı tarafa satıyorsun, ödün veriyorsun, feragat ediyorsun şeklinde böyle şeyler var. Yok değil yani, bu hala çok sıcak. Yani Türkiye'de bunun aynısını göremiyorum son yıllarda gerçekten. Fakat Yunanistan'da bu çok etkin. Bugünkü hükümete bakacak olursam, başında genç bir başbakan var Yunanistan'ın. İşte Kyriakos Mitsotakis, zaten sen de hatırlarsın, babası da önemli bir devlet adamıydı. Başbakanlık yapmış. Hatta rahmetli Turgut Özal'la da başbakanken çok yakın ilişkileri vardı. Yani çok dostane ilişkileri vardı ve Türk-Yunan ilişkilerinin belki de en yumuşak dönemi o zamanlar yaşanmıştı. İşte Kyriakos Mitsotakis de onun oğlu olarak şunu söyleyebilirim. Çok batılı, çok Avrupalı. Fakat Türk-Yunan ilişkilerinin de hakimi, yani dosyalara hakim. Bir de şunu söylemem lazım. Hani diyoruz ya, işte Yunanistan işte adaların askerden alınmasını istemiyor, hava sahasının efendim işte 10 mil açık, 10 mil olmasından feragat etmeyecek veya işte Ege'de 12 mil karasuların 12 mili uzatacak gibi konularda fazla ileriye gitmek istemiyor. Bunları Türkiye ile konuşamayacağını söylüyor. Çünkü devlet politikası zaten bunu buyuruyor Yunanistan'da. Fakat işin püf noktası şu Zafer. Eğer Yunanistan'ın dediği gibi, yani istediği gibi, arzu ettiği gibi veya talep ettiği gibi, nasıl istersen söyleyebilirsin. Eğer iki ülke arasındaki kıta sahanlıkları belirlenirse zaten geri kalan konular da otomatikman çözülmüş olacak. Eğer her iki ülke, işte benim kıta sahanlığım şurada başlar, şurada biter veya seninki oradan oraya kadar gider, benimki de şuradan başlar diye bir anlaşma sağlanırsa, bu ya ikili görüşmelerde ya da Lahey Adalet Divanı'nda böyle bir anlaşma sağlanırsa, o zaman Yunanistan'ın Ege'de 12 mile karasularını 12 mile uzatma hakkından da feragat etmiş olacak otomatikman. Peki. Dolayısıyla bunlar iç içe geçmiş sorunlar. Yani bence iyi niyet gerekiyor Zafer. Peki sevgili Stelio Berberakis, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Özellikle de arada sık sık sen de hatırlarsın diyerek 80'li 90'lı yıllarda birlikte izlediğimiz Papandreou mitinglerini, Konstantin Mitsotakis mitinglerini, Türkiye'de beraber izlediğimiz haberleri hatırlattın. O eski yıllara götürdün. Çok teşekkürler bu nostalji içinde. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ve iyi bir yıl beklesin biz inşallah. Sağ ol. İyi akşamlar.